gel öldür beni. Gıkım çıkmaz, gel. Anne. Yaşar Usta, beklemiyordun beni değil mi? Eylül'e yazla gitmeden önce sana geldim. Ayaklarına sağlık. Ben de... Kes! Sen alçağın da alçağı. Namussuzun da namussuzu bir adamsın. Ben de hata ki senin gibi bir pisliğe kızımı emanet ettim. Biliyor musun Koray? Kendimi hiç affetmeyeceğim. Yaz dururken sana güvenip kızımı sana emanet ettiğim için kendimi hiç affetmeyeceğim. Tek suçlu benim öyle mi? Ha? Tek suçlu ben miyim? Adnan Bey'in neler yaptığını hiç bilmiyorsun ama. Hı? Eylül'le Yaz beraber olmasın diye bana tonla para verdi adam. Sana çarpmamı istedi. Öldürmemi istedi. Ha? O ne olacak? Ama Yaz ne yaptı? Gitti babasını korudu, bizi yaktı. Kes! Ben her şeyi biliyorum. Bu yüzden Adnan Bey'i Yaz ihbar etti. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Seyfo ile birlikte şimdi yukarıdalar. Polise ifade veriyor Adnan. Yaz Hakk'ın, haklının yanında olabilmek için babasını bile yaktı. Demek bilmiyorsun ha? Neyi? Adnan Yağız'ın babası değil ki. Ne? Madem her şey bitti, güzel haberi de benden duy. Adnan Eylül'ün babası. Sen de Yağız'ın. Madem benim hayatım karardı, sizinki de kararacak arkadaş. Yok öyle. Yıllarca kızın bildiğin, bağrına bastığın kız, Adnan Bey'in kızı. Ya sen de Yağız'ın babasısın. Annem yıllar önce ikisini hastanede değiştirmiş. Eylül Adnan'ın kızı. Sen de Yağız'ın babasısın. Madem benim dünyam yıkıldı, sizinki de yıkılacak arkadaş. Çok yanılıyorsun Koray. Eğer söylediklerin doğruysa benim için bir önemi yok. Yaz'ı hep oğlum bildim. Eylül'ü de hep kızım bileceğim. Onlar mutlu mesut yaşarken sen burada çürüyeceksin. Kızım, Eylül'üm, affet beni ne olur, affet. Sordum, korktum. Annene erkek bebek veremezsem boşar beni diye korktum. Ne olur, affet beni annem. Tamam. Ağlama geçti. Bak. Bir kadının ezilmesine, bir erkekten korkmasına, korkup hatalar yapmasına en iyi ben bilirim.
O yüzden affettim. Hepsi geçti. Hepsi. Yavrum kurban oldum. Oldu. Anne. Sen benim oğlumsun. Hep de öyle kalacaksın. Affedebilecek misin beni anne? Biz kavuştuk ya. Artık hep yan yana mutlu olacağız ya. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Bundan sonra küslük, kızgınlık hiçbiri yok. Değil mi? Hayrola Razi Hanım, bir yere mi gidiyorsun? Evlatlarım. Ne duruyorsun Nermin Hanım? Gelip sarılsana. Evlatlarımıza kavuştuğumuza göre Allah'ın emriyle oğlum Yağız'a kızın Eylül'ü istiyorum. Allah'ın emri. Peygamberin kavliyle. Kızımı oğluma verdim gitti Yaşar Bey. Allah mutlu etsin. İnşallah bir yastıkta kocarsınız. Bundan sonra hep mutlu olursunuz inşallah. Gel bakalım hadi geç.